derin devletin %1'inin bile tasfiye edildiğini düşünmediğini. Olabilir, doğru söylüyordur yani. Evet, ve bu yapıların hükümet ve cemaat içine sızmış olabileceğini söyledi. Hükümete sızmaması için de başbakana güçlü destek verilmesi lazım. Tayyip hocamı yalnız bırakma faaliyetlerine karşı yoğun bir destek. Daha önce bizim milletimiz böyle güzel bir tavır gösterdi. %52'lerle başbakan göğsünü yere yere ortaya çıktı. Evet. Başbakanın elini kuvvetlendirecek en önemli şey oy çokluğudur. Bol destek sağlamak, zor durumda olduğu açık görülüyor başbakanın. PKK bir yandan, Amerika bir yandan, dışarıdan bir yandan, Rusya bir yandan, Çin bir yandan, birçok yerden baskı altında olduğu görülüyor. Ama Tayyip hocamın iyi bir yönü vardır, delikanlıdır, kabadayıdır. Pek etkilenmez. Ama mesela eski başbakanlar falan vardı, bazıları hepsi değil mi? Höt dedim mi, çekiliyordu hakikaten, hadi bana müsaade diyordu. Çekiniyorlardı. Ama Tayyip hocama öyle höt döt, ben bunlar dinlemez. Hiç dinlemez ve gereğini yapar, delikanlıca tavır gösterir. Efendim, cesaret imandan. İmanlı bir insan olduğu için, Allah'tan korkan bir insan olduğu için. Ne dedi? Ben dedi işte kefenimden geldim dedi iktidara dedi. Yani seni asarız falan diyorlardı. Ne ala dedi yani, ya şehit olurum dedi, ne güzel. Keşke yapsanız gibisinden yani, yaparsanız. Ya, ne, kaç yazarlara getirdi yani. Adamlar o zaman tırstılar. Yoksa idam sehpaları falan gösteriyorlardı. Evet. Gösteriyorlardı, evet. Bayrak sallıyor idam sehpasına. Açıkça da söylüyordu idamlar başlasın falan diye. Tayyip hocamın böyle kabadayı çıkacağını tahmin etmediler. Delikanlı çıkacağını tahmin etmediler. Tırsacak zannettiler. Onun için bence Anadolu delikanlısı olduğu için Tayyip hocam sonuna kadar desteklemek lazım. Zor durumda yani politik manevralarla hükümeti götürüyor. Evet. İnşallah uğraşmak günah. Allah'tan korkmak lazım. Vicdanlı olmak lazım. Bütün gençliğini, efendim, enerjisini İslam için, Kur'an için harcayan bir insanla uğraşmak zulümdür.